Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özürlüğü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son zamanlarda ülkemizde anlayamadığım, anlam veremediğim bazı şeyler mevcut. Bunları da genel olarak toparlayıp bu videoda konuşmak istiyorum. İlk olarak anlayamadığım, anlam veremediğim şey şu. Birinci olarak 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz için belki de ülke tarihindeki en büyük felaketlerden birini yaşadık mı? Yaşadık. Binlerce insanın e, başına neler geldi hepimiz şahit olduk mu oldu. Kenetlendik mi? Kenetlendik. Bir Trabzonsporlu çıkıp bugün ben de Fenerbahçeliyim dedi mi? Dedi. Fenerbahçeliler gidip Trabzonspor'u sahasına destekledim destekledim. Bu kadar şey oldu. O günlerde ben de dahi birçoğumuz şu cümleyi kurduk. Ligi migi oynatmayın. Futbolu bitirin. Galatasaray lider zaten. Şampiyon ilan edin. Ne siz yorulun ne biz yorulalım. Biz kabul ediyoruz. Oynanmasın. Fenerbahçe ikinci kabul edilsin. Türkiye Kupasını Fenerbahçe aldı kabul edilsin. İşte ligi de Galatasaray aldı kabul edilsin. Ligi bitirin. Bu kadar acı varken insanları futbola vermeyin dedik. Dedik mi? Dedik. Sorma sahip 6 Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Ne oldu da 3 ay geçtikten sonra Fenerbahçe taraftarına ana avrat sövecek duruma geldiniz Galatasaraylılar? Fener ağlama diyecek duruma geldiniz Galatasaray'dılar. Fener taraftarının kabur e, taşını çatlatacak, Fenerbahçe taraftarını e, çıldırtacak hareketlere yapmaya ne oldu da başladınız? Çok merak ediyorum. Şimdi bir de bunları yaptıktan sonra yetmez gibi efendilik taslayıp, yok, ben e, kanalımız özelinde söyleyeyim, bir çok iğrenç mide bulandırıcı yorumlar görüyorum. Kardeşim, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz bu sene birinin şampiyon yapılacağını. Önümüzdeki sene de birinin şampiyon yapılacağını. Bundan önceki sene de birinin şampiyon yapıldığını Hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Fakat benim kızdığım nokta şu. Lig oynanırken Fenerbahçe liderken lig kirli. Bu ligin şampiyonu pisliktir, şikecidir. Şike yapmıştır diyen Galatasaray taraftarları istediklerini alana kadar her türlü algıyı al algı oyununu yaptılar. Sonrasında istediklerini aldılar. Şimdi bakın bakalım lig temiz olacak. Hakemler temiz olacak. Vesaire vesaire. Şimdi ben Golva.com'da bir önceki yazıma giriş cümlelerimi tekrar ederek başlıyorum. Sezon başında oynadığı futbol futbol olmayan. Onca yıldız almasına rağmen rakip kaleye gol atmayı da geçtim. Gitmekte dahi zorlanan bir Galatasaray vardı. Hakemlerin ve şansın yarışta tuttuğu tırnak içinde Gomis'in. Oyun anlamında kısır, gol anlamında kısır hani vesaire. Ancak gün geçtikçe birçok kişi dikkatini Galatasaray'a vermez oldu. Sırf bunlardan dolayı. Nasılsa bunlarda bir cacık yok. Eninde sonunda yok olur giderler. Sıralamadan dediler. Bugün bakıyorsun Galatasaraylar ne diyor? Oynadığınız top top mu? Son dakika golleriyle kazanıyorsunuz. Açın bakın bakalım Galatasaray kaç son dakika golüyle maç kazanmış. Mesela Antalya maçı hatırlarsınız değil mi? Yok canım nerede hatırlayacaksın? Mesela o maçı bu maçı diye. Hani tek tek saymayayım. Ancak Dönem dönem kötü oynadı da olur, dönem dönem iyi oynadı da. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray medyayı, sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Buna bizim Fenerbahçeliler de çanak tutmuş durumda. Ben burada yalvarıyorum, rica ediyorum. Gelin kanala abone olun, şunu yapın, bunu yapın. Yok. Birçok kişi bunu yapmaya çalışıyor. Yok. Ne zaman kenetleniyoruz? Zor zamanlarda. İşte ben de buna ayar oluyorum. Devam edeyim. Ancak Galatasaray yönetimi baktı ki iş işten geçecek. Hemen başladılar çalışmalara. Kendilerine ait olan yöntemlere. Önce tehdit ettiler. Bu ligi bitirtmeyiz dediler. Sonra bir yapı var. O yapı bize de fayda sağladı. Gene sağlasın deme isteklerini dile getirdiler. Ki o yapı fayda da sağladı muhtemelen. Sonrasında ödülü çok güzel aldılar ve arka arkaya galibiyetler alırlarken rakip Fenerbahçe ise sürekli hakem operasyonuna maruz kaldı. Arka arkaya 4 maç kırmızı kart yiyen Fenerbahçe Konyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlardan sonra Fenerbahçe taraftarı takımına ve futbola kısta da Aklı Selim pek çok kişi uyardı. Bakın ligde inanılmaz şeyler oluyor. Birileri Galatasaray şampiyon olsun diye çabalıyor dedi ama dinletemedi. Bu dört maçın arasında hani ortalarında bir de Sivas maçı var. Onda da kırmızı yedi Fenerbahçe ama hani arka arkaya e, maç silsilesi burası değil. Konya maçı bunlardan bağımsız bir maç. E, o Sivas maçını Fenerbahçe kazandı. O yüzden diyorum. Sonrasında Galatasaray'da işler yerine gelince o oh, tehdidi eden yönetici çıkıp yo biz asla böyle bir şey demedik dedi. Evet insanların gözlerinin içine baka baka söyledi bunu. Bu süreçte Fenerbahçe yine takılıyor ama bir şekilde oynadığı oyunla korku veriyordu rakiplere. Bu sefer Galatasaray yönetiminden Okan Buruk devraldı görevi. Neredeyse her maç sonunda hakemleri Fenerbahçe aleyhine kışkırtmaya çalıştı. Kendi lehlerine de olabildiğince hata yapmaları konusunda subliminal ve açık açık konuşmalar yaptı. Ancak Fenerbahçe bir türlü pes etmedi. Adana Demirspor maçında dünya tarihindeki en yanlı, en pis hakem yönetimini gördü ama yine de bir puan ayrıldı Fenerbahçe. Evinde Beşiktaş maçını ise hakem falan filan değil, kendi kişisel hatalarıyla kaybetti. Burada araya gireyim arkadaşlar. Biz eğriye eğri doğruya doğru diyen taraftar kitlesiyiz. Bilgileri olsun bazı arkadaşların. Hani kendilerinle olunca mübah, başkalarının olunca günah diyenlerden değiliz. Devam ediyorum. Ancak yine yılmadı ve bu maçların aralarında güzel seriler elde etti. Bu aralarda da yine hakemler Galatasaray'ı kollamayı sürdürdü. Ki Kerem Aktürkoğlu tam 26 maçtır. Şu anda 27 yılda 28 maç oldu. Sarı kart sınırında mesela. Ayağa basmalarda yaptı, vurmalarda yaptı, uçarak vurmalarda yaptı ama kart yok. Torreira adlı şahıs kendini yere atma rekorları kırdı. Faul üstüne fauller yaptı ama kartı unuttu. Derken Fenerbahçe maçı öncesi hakemlerin çok büyük desteği ki Beyin Sports Trio ekibi başta olmak üzere tüm hakem yorumcularına göre yanlış 2 penaltı faulle ile atılan gol ile 3-3 berabere kaldı Galatasaray Karagümrük ile. Bakın 2 tane yanlış penaltı bir tane de faulle atılan gol. Yani inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey Evinde kara berabere beraber kalıyor Ama 3 golü 3'ü de hakem desteğiyle Fakat maç sonu yine enteresan bir Tehdit yöntemi denedi Galatasaray yönetimi Ve istediğini İstanbul spor maçında aldı Fenerbahçe'nin tertemiz golü verilmedi 22. dakikada net penaltısı verilmedi Ama Fenerbahçe yine de 2-0 öne geçti Hakemler bir şey üretmeliydi ki İstanbul maçı ortak olsun Yoksa gidiyor Ferdi Kadıoğlu'nun vücudundan seken Arkasına düşen istem dışı şekilde eline çarpan topuna penaltı verdiler. Sadece verseler yine iyi. Bir de sarı kart verdiler. Fenerbahçe belki o pozisyonun mental bozukluğundandır. O maçta 3-3 berabere kaldı. Ben yine söylüyorum. Bu bizim hatamızdır. Ancak bu hakem hatasını es geçmez. Ben size şunu söyleyeyim. Eğer hakemleri kontrol edecek bir mekanizma olursa Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u nerede doğrarım biliyor musunuz? Derbilerde değil. Küçük maçlarda doğurarım. Ligin sonuncusuyla yaptıkları maçta doğrarım. Rakibe kazandırırım. Niye sosyal medya diyecek ki? Ligin sonuncusunu bile yenemiyorsun. Ya ama hakem sus hakem deme. Bu takım ligin sonuncusu sen bu takımı bile yenemiyorsun. Utanmadan konuşuyorsun diyecek. Peki bize karşı öyle oluyor. Sonrasında ne oldu peki? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç haftalar önce randevu talep edip o gün görüşür ve bu görüşmeyi açık net bir şekilde yapıyorken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de gizli saklı şekilde TFF binasına gidip Görüştü. Ancak Galatasaray Ayak Oyunları Merkezi bunu Ali Koç derbi hakemini atıyor olarak lanse etti. Üstelik öyle bir iddia var ki derbi hakemi Ali Şansalan'ı asıl dursun Özbey'in istediği şeklinde. Neyse bu iddiadır sonuçta ama olay şu ki Fenerbahçe'yi geçen yıl şampiyonluktan saf dışı bırakan ve hala tüm Fenerbahçe taraftarının beddualarında ve keyninde yer alan hakemi istediğimiz yalana. Yani Ali Koç gereken açıklamayı yaptı zaten. Bütün bunların neticesinde Galatasaray çok ama çok bariz artı net artı fazla şekilde hakem desteğiyle çıktı. 5 taş derbisini 3-1 kaybetti. Maçta tekmeler atan, ayak kırmaya niyetlenen, penaltı olsun diye rakibine geçiren Torayra açı sarı kartsız tamamladı. Hani her e, hakem skandalı dediğimiz şey maçta olmaz. Bazen maçın yani e, o maçın hani kaybettiği maçta da olur. İlla kazandığı maçta olacak diye bir şey yok. Al bak bir kara maçı. Bir Sivas Spor Bir Beşiktaş maçı. Ama hocam kazanamadılar ki Beşiktaş maçını olsun. Beşiktaş ortasında elle oynayan Abdülkerim'in elini Serkan Tokat attı. Moleküllerine kadar Galatasaraylı olan hakem görmedi. Görmek istemedi. Oliveira'nın orta sahada yerdeyken Salih'in göğsüne tekme atmasına dahi sarı verilmedi. Aynı Oliveira Başakşehir maçına yine verilmedi. Başakşehir maçı öncesi tam kadro çıksınlar diye bu hakem yönetimi ay yuka çıktı. Rezalet. Ama bunca şeye rağmen yine de Galatasaray kaybetti. Başakşehir maçında da tam kadro çıktılar ve yine öyle bir yere yaptığı sert müdahale. Hani kırmızıyı geçtim. Sarı kart bile almadı. Maçı da abidik gubidik bir penaltıyla kazandılar. Sezon başından beri planlanan şey gerçekleşmiş oldu. Şimdi burada ben araya gireyim şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 18 penaltı kazandı. Gelin masaya yatıralım. Verilenleri bir de verilmeyenleri masaya yatıralım. Tarafsız bir kuruluşa sorduralım. Mesela desin ki bu takımın 18 penaltısını atıyorum 16'sı haklı ikisi haksız. Penaltı beklediği atıyorum 18 penaltıdan 16'sı da penaltı ikisi haksız. Toplam 32 penaltı kullanması lazımken 18 kullandı dese çıkıp özür dileyecek misiniz? Hiç zannetmiyorum. Peki sizin kazandığınız penaltılarla Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılar bir araya getirdiğiniz zaman hangisi daha ilginç? Mesela Fenerbahçe orta açıyor Başakşehir maçında. Oyuncunun eli açık, vücudu büyütüyor. Elle oynama var. Buna penaltı verilmiyor. Galatasaray orta açıyor. Oyuncu sırtını dönerek müdahale yapıyor. Omzuna, koluna neyse bir yere dokunuyor. Buna penaltı çalınıyor. Şimdi ben size soruyorum. Hangi adalet? Hangi temizlik? Hangi penaltı? Hedef 1 milyon penaltıymış. Gerçekten merak ediyorum. Galatasaray'ın hedefi kaç milyon penaltı? Şimdi buradan sonraki sözlerimi ister Fenerbahçeli ister futbol sever herkes üstüne alınsın. Fenerbahçe şampiyon olmasında kim olursa olsun diye diye Galatasaray canavarı ürettiniz. Farkında mısınız? 30 yıllık dev bir camiadır Galatasaray. 30 yıl önce efsanelerinin güçlenmesiyle birlikte devleşen bir camiadır Galatasaray. 30 yıl önce belki esamesi okunmayan ama 30 yıldır e, ilişkilerinde şampiyonluklar barındıran bir takımdır Galatasaray. İnşallah gün olur devran döner. 2. Bu canavar federasyonu kuşatmış ve bütün mevkilerinde elemanlarıyla dümeni döndürüyor. Farkında mısınız? Üstelik sosyal medyada federasyon adı altında veriyor. Buna inanan kişileri de şunu sormak istiyorum. Arkadaş şu elimdeki su şişesi içinde su var. Doğru mu? Doğru. Tiner de olabilir renksiz olduğu için. Gazoz da olabilir renksiz olduğu için. Ama açtın bir de içtin. Tadına baktın işte tamam dedim bu sudur. Peki ben size soruyorum. Fenerasyon dediğiniz şeyin içine açıp baktınız mı? Tadına baktınız mı? Rengini gördünüz mü? 9 senedir sıfır kupa alan bir takımın hakemler tarafından her sene kullandığı yalanına inanmanız nasıl bir şey ya? Hakikaten nasıl bir şey? Yani şu devirde herhalde putlarda yaygın olsaydı puta da tapardınız herhalde. Çünkü bu zeka buna tapılır. Yani bu akıl fikri hani Yunus Emre de diyor ya bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Siz bu akıl fikirle Mevla'yı falan bulamazsınız. Siz bu akıl fikirle başka bir şey bulursunuz. 9 senedir. Fenerasyon fener kullanıyor ama sıfır kupa. Çok zekice ya. Yemin ediyorum çok zekice. Bir şey söyleyeceğim. Buna inanmadığınızın ben de farkındayım. Bunu algı için yaptığınızın ben de farkındayım. Peki algı için yaptığınız bu şeyin sahtekarlık olduğunun farkında mısınız? Yine devam edelim. Hakemlerin Galatasaray lehine bu kadar yanlı yönetimi hiç rahatsız etmiyor mu rakip takımları? Hiç demiyor musunuz? Ulan bugün Fener'e yarın bize diye. Fenerbahçe'ye her maç penaltı diye bir şey ürettiler. Ama bu hakemler en ufak bir harekette Galatasaray lehine penaltı vermeye hazır ve nazırlar. E görmüyor musunuz? Başakşehir maçındaki penaltı dahi göstermiyor mu her şeyi? Fenerbahçe'ye ve aynı penaltının çok çok neti verilmiyor ama Galatasaray'a veriliyor. Şu an görüntüleri sildim bilgisayarımda sinirden ama Valencia'nın Giresun maçında önüne attığı bir top var. Oyuncunun eline değiyor. Net bir şekilde. Maçtan sonra şu cümleyi kurdum. Bu penaltının aynısı Galatasaray lehin olsa kesinlikle verilir. %100 verilir dedim. Daha, daha komiği verildi. İşte anlatmak istediğim bu. Yine devam ediyorum. Hakemsiz Galatasaray'ın ligde değil şampiyonluk ilk ikiye bile giremeyeceğini ne zaman göreceksiniz? Ve bugün her şeyi kenara atıp bir şeyin cevabını bulduk zorbalık, haksızlık, tehdit kazandı. Seneye kim yarışta olacak? Diyelim Beştaş. Baktı ki işler kötüye gidiyor. Savaşsa savaş. Elimizde belgeler var. Oynatmayız ligi deyip sezon sonu şampiyon yapılar artık. Çünkü sistem belli. Ama çok beklerler. Artık ürettikleri Galatasaray canavarı şampiyonluk yolunda her türlü ayak oyununu sergiler. Ve istediklerini yine elde ederler. Sonra da bu hakmış gibi anlatır dururlar. Şerefimizden şampiyon olduk demek ki şerefim bu kadar deriz bizde. Beşiktaşlılar ya da başka takımlar kafalarını duvarlara vurup derler ki Sarı öküzü vermeyecektik. Not. Şimdi burası da eleştiri kısmı. Bütün bunları ben konuşurken şunu da ekleyeyim. Ali Koç ve Jorge Jesus ile ilgili sezon devam ederken bana bir soru geldi. Dediler ki sence devam edilmeli mi? Net olarak söylüyorum şampiyonluk dışında her ikisi de defolup gitmeli demiştim. Hatta daha ağır bir tabirle eğer bu sezon şampiyon olmazsak Ali Koç'un Fenerbahçe düşmanlığı tescillenmiş olur demiştim. Bu sözümün arkasındayım. Ali Koç Fenerbahçe'ye FETÖ'nün verdiği zararın daha da beterini verdi. Seriler bitti, taraftar çekildi, şampiyonluklar hediye edildi. Doğrular bile yanlışlarla delik deşik edildi. Mesela Kim Minji'yi alıp yüksek fiyata satmak ama paranın içine etmek. Vedat Muriçi'yi almak, yıldızlaştırıp satmak ama gelen parayla Vedat'ın çeyreğe yetmeyecek bu topçular almak. Seriler bitti, taraftar çekil dediğim gibi. İşin garibi şu ki istifa şerefli insanların yapacağı bir iştir diyen de Ali Koç'un kendisi ama istifayı düşünmeyecek kadar Fenerbahçe düşmanlığı yapar hale geldi. Bakalım bir şeyler değişecektir elbet ama ne değişecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben buradan şunu söylüyorum. Ben Galatasaraylı arkadaşlarım hiçbir şeyine inanmıyorum. Ne samimiyetine inanıyorum, ne kardeşliklerine inanıyorum, ne medeniyetlerine inanıyorum. Ne e, helalinden kazandıklarına inanıyorum. Ne helal yoldan şampiyon olduklarına inanıyorum. Bu ligde e, Fethullah Gülen'le fotoğrafı olan kişilerin imtiyazda olduğunu düşünüyorum. Bu ligde. Porto Süper Lig'de. Fethullah Gülen'in dizinin dibinde fotoğrafın varsa ayrıcalıklısın, imtiyazlısın. Öyle değil mi? Öyle. Emre Benozoğlu niye şampiyon olamıyor? Fotoğrafı yok çünkü. Yok. Hocam sen de amma abarttın. Abartacağım tabi. Bir Zekeriya Öz ki Galatasaray kongre üyesidir kendisi. Galatasaraylıdır. Fenerbahçe forması giyip Aziz Yıldırım'la maç yapınca bak siz şikecileri tesisinize soktunuz diyor. Koyunlarını da FETÖ'nün evlatlarını besleyenler. Benim hep kullandığım bir cümle var. FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirseydi ne olurdu? Ben size söyleyeyim 5 senede en az 2 kez şampiyon olurdu Fenerbahçe. Niye şampiyon olurdu? Şu Fenerium ürün arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. 300 lira. Benim gibi enayiler, sizin gibi enayiler parayı verip alıyor. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe şampiyon olduk. Bu tişörtü 300 değil 350'ye sattılar. Siz ben enayiler yine alırdık. Havadan 50 lira. Kişi başı 50 lira. 1 milyon satsa 50 milyon TL. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Çünkü Fenerbahçe bız 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 para kaynağı. İyi de hocam. FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirseydi. Ama Ali Koç ele geçirdi şu anda Fenerbahçe. Şu anda Fenerbahçe Ali Koç ele geçirdi. Öyle deme hocam. Ali Koç Fenerbahçe'ye para veriyor. Borçlarını ödüyor. sponsor veriyor. Ayrına mı veriyor? Ayrına mı veriyor lan? Avis. Avis göğsümüzde yazmadan önce kaçınız tanıyordunuz? Kaçınız tanıyordunuz? Kaçınız biliyordunuz? Tamam ben Ali Koç'a diyorum sponsorluk mu yapacak? 6 milyon euroya Osterwold'e, 3.7 milyon euroya Samet Akaydın geldi. 4.25'e de Burum'a geldi. Çıkarsın cebinden bu parayı Fenerbahçe kasasına hibe etsin. Hocam öyle deme. 250 milyon euro hibe etmiş. Kanıt. Belge. Ben nafada el icraata bakarım kardeşim. Belge nerede belge? Belge nerede? Ben size şunu söylüyorum. E, bu sene Fenerbahçe şampiyon olsaydı Osterwald'e 6 milyon eurosu zorunuza gider miydi? Gitmezdi. Samet Akaydın'ınki işte şu Burum'unki falan gider mi? Gitmezdi etmezdi. Ben size söylüyorum Cevap Pedro bir kazıktır. Bize girmiş çıkmayacak kazıktır. Osterwolde eğer Ostervolde 6 milyon euro verip hazır halde alıp Lincoln'u önüne atıyorsan, Salah'ı önüne atıyorsan, Luan Perez'i önüne atıyorsan, Ferdi'yi önüne atıyorsan, bunları önüne atıyorsan, Ostervolde yedek tutuyorsan 6 milyon euroluk kazıktır. Açık ve net. Fenerbahçe'de 10 günlük ara veriliyor futbolculara. Yani 10 günlük arada pardon 3 gün izin veriyor. Yurt dışına çıkmak yasak diyor. Özellikle yabancı futbolcular rahatsız olmuşlar. Normal. Çok çok iyiler ya. Ben size söyleyeyim. Fenerbahçe'de bak. Geçtiğimiz günlerde e, ee, Davum geldi. Ne dedi? Yani Serhat Akın'ın açıklamalarında ne diyor? Bunlarda şampiyonluk havası yok diyor. Şampiyonluk havası yok. Bak ben öz eleştiriyi de yapabilen bir insanım. Allah'a çok şükür Fenerbahçeliyim. Galatasaray sana kara maçında orta açtı. Orta açtı. Ben İstanbul Spor maçıyla çık çık tokatladım. Çok değil bir gol az yesin. 2 puan fazladan puanım var. Beş taş maçı. 1-0 öndesin. Penaltı kazanmışsın. Rakip 10 kişi kalmış. Mal olan mal o maçı 1-0 bitirirdi. Mal olan mal. Sen ne, nasıl bir seviyedesin düşün yani. Görge Cesus Efendi düşünsün. 3 puan da oradan 5 puan. Son Giresun maçında 2 puanı hediye ettin. 7 puan. Matematiksel olarak eklediğin zaman 2 puan önündesin Galatasaray'ın değil mi? Yani hayır. Matematik burada devre dışı kalır. Niye? Sen Galatasaray'dan 2 puan değil 5 puan önünde olurdun. Emin ol bu psikolojiyle Galatasaray evinde Başakşehir'e kaybederdi. 5 puan önünde olan sen olurdun. Eşekliğine doyma. Şunu da söyleyeyim. Canavar gibi lige başladın. Çok iyi top oynadın. Eyvallah Avrupa'da şurada burada söz ettirdin. Çok güzel. Evinde Beşiktaş'ına yenildin. Evinde Galatasaray'a yenildin. Deplasman'da Trabzon'a yenildin. Belki evinde yine Trabzon'a yenileceksin. Evinde Giresun'a yenildin. Ümraniye'ye 2 puan hediye ettin. İstanbul'a 2 puan hediye ettin. Yani hediye etmiş olduğun puanlar da var daha ayrıca. Yanlış anlamayın beni ama derbi kazanamadıktan sonra bir şey yapamadıktan sonra şampiyonluk tatmin eder miydi? Hocam yine de ederdi. Bak biz yine de seviyesindeydik. Ya, yeter ki olsun seviyesindeydik. Ben şunu söyleyeyim. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu. Allah'ınız, dininiz, Kur'an'ınız, kitabınız varsa çıkın gidin. Biz ayrılmak istiyoruz diyin. Çıkın gidin. Hangi takıma giderseniz gidin. Destekleyelim. Avrupa'da gururumuz o. 10, 20, 30 neyse kazandırın. Ali Koç da gitsin o paranın içine etsin. Sonra desin ki ben sponsor oluyorum desin. Yalakalara alkışlasın. Şakşakçılar alkışlasın. Şunu da söyleyeyim. Kim bana Ali Koç'cu diyorsa dünyanın en karaktersiz, en haysiyetsiz, onursuz insanı olur. Ama biz Ali Koç'u eleştirdik. Sen bize kızdın. Ben size hangi cümlelerle kızdım? Lig devam ediyor. Şampiyonluk yarışındayız. Eleştirelim ama bir yerden sonra eleştirelim. Şimdi eleştirmenin hiçbir şeye faydası olmaz. Hocam biz Cesus'u eleştirdik. Sen bize kızdın. Ulan yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Doğruyu söylemeyen de yalancıdır. Devre şey, Dünya Kupası arasında ne dedim? Bu herifin kafa Brezilya'da. Bunu kovalım İsmail Kartal'ı getirelim garanti şampiyonuz. Ama Ali Koç yapmaz dedim. Hatta bizim kovmamıza gerek yok. Diyelim ki bu aya kadarkini aldın. Bu aydan sonrakileri de bırak git. İstediğin kulüple görüş. Ne Brezilya ister. Ne Flamengo ister. Ne başka takım ister. Niye istesin? Herifler belanın farkında. Ben ama Ali Koç'tan müthiş bir gerizekalılık bekliyorum. Vitor Pereira'ya iki kez tazminat ödedi ya. Üç yapmasını bekliyorum. Yani ben Ali Koç'tan Vitor Pereira hamlesi bekliyorum. Ya, Ali Koç'un yapıp yapabileceği en büyük gerizekalılıklardan birini söyleyeyim. Bir Vitor Pereira. Vitor Pereira'yı getirmek gerizekalığını yapabilir. 2. Aykut Kocaman. Yani Başakşehir'in başındayken Başakşehir'i küme düşmeyi oynatan Aykut Kocaman gitti. Emre Belezoğlu geldi. Takım hüviyet değiştirdi. Onu da deneyebilir. 3. Yine bir maceraya girip. Yani Erol Bulut gibi bir maceraya girip. Ulan Volkan'ı geri getireyim falan. Bir mallığı olabilir. Yani her türlü mallık olabilir. Nasıl olsa utanma yok. Nasıl olsa ben istifa edeyim demek yok. Fenerbahçe kimlik erozyonuna uğradı. Yani kadrosundaki kaliteli futbolcular da takımın hüviyet kaybından dolayı kalitesiz görünür oldu. Bizde aslında çok fazla yıldız var. Belki bizim kadromuzda Galatasaray'dan daha fazla yıldız var. Ama biz öyle için ettik ki. Öyle mahvettik ki. İrfan Can Eğribayat. Çoğunuz beğeniyorsunuz değil mi? Altay'dan daha iyi diyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'deki ihaneti belgeleyim size. Sezon başında Altay Bayındır'a 8 milyon euro teklif vardı. 8. Mert Hakan yanlışa bir Rus kulübü Moskovalardan biri ya Spartak ya Lokomotiv ikisinden birisi 7 milyon euro teklifte bulundu. Arkadaşlar yani yemin etmeme gerek yok. Şunu yapayım Kur'an-ı Kerim'i e getirip üstüne el basmama gerek yok. Ben size duyumlarımı aktarıyorum. 8 Altay'a 7 Mert Hakan'a teklif geldi. 15 milyon euro. Yine bir Rus kulübü. Sanırım Zenit olması lazım. Tam emin değilim ama bir Rus kulübü. Atilla Salahi için 18 milyon euro'lu keş tek teklif yaptı. Tek. Yani azaltmayacağım, arttırmayacağım dedi. Tek teklif. Biz 20 milyon euro isteyerek mahvettik. Bak 15, 18 buradan 33. 33. O sayı Samuel için bir teklif geldi devre arasında. Satın alma opsiyonunu kiralık şeklinde 12 milyon euro şeklinde. Biz kesin olarak 12 milyon euro verin alın dedik. Yine devam ediyorum. Batshuayi için bir Premier Lig kulübü şartlı zorunlu satın alma opsiyonu koyarak 6 milyon euro 12 milyon euroya denk gelecek şekilde 6 milyon eurosu işte yazın mı kalan 6 milyon eurosu da aralıkta verilmek üzere mi öyle bir teklifte bulundu biz direkt peşin istedik şimdi daha ayrı daha da devam edeyim daha da devam edeyim siz Fenerbahçe'deki yıkımı anlayın Bu muhtemelen bundan sonra bana duyum uyum gelmez yani üye olup da paranızı harcamayın siz bilirsiniz ama güzel muhabbetimiz var yine ben gelen duyum olursa aktarırım Cao Pedro'ya 4,5 milyon euroluk teklif geldi biliyor musunuz? 4,5 milyon euro. Biz 7 istedik. Juan Perez'e 4,5 milyon euroluk teklif geldi. Sao Paulo'dan da sanırım. Biz 7 istedik. zor değil 9 milyon euro bunlara verip göndermek. Ne katkısı oluyor ikisine? Yine ben devam edeyim. Serdar Aziz sezon başında 3 milyon euroluk teklif geldi. Biz kabul etmedik. Mert Hakan niye kabul etmedi biliyor musunuz? Aidiyet duygusu olan futbolcumuz kalmaz diye. Ben size aidiyet duygusuna bahsedeyim. Ali Koç'un göreve başladığı 2018 yılından bu yana Süper Lig'de şampiyon olan takımlar. 18-19'da. Yani 19 diyeyim Galatasaray. Sonra Başakşehir. Sonra Beşiktaş. Sonra Trabzonspor. Bu sene de yine Galatasaray olacak gibi gözüküyor. Yani tebrik ediyorum Ali Koç'u. Fenerbahçe'ye FETÖ'nün veremediği zararı verdiği için tebrik ediyorum. Trabzonspor 18 Mayıs'ta Fenerbahçe ile maçı var. Merak ediyorum nasıl hazırlanacaklar. Ama Trabzonspor'da öyle bir e, aptallık yapar ki gelir bizden 3-4 tane yer. Bizim umutlar tekrar yeşerir falan filan. Hiç gerek yok. Adam gibi çıkıp topunuzu oynayın. Mert Hakan Yandaş. Allah aşkına Mert Hakan Yandaş'ı kaçınız futbolcu diye oynadı. Hocam bunları konuşuyorsun. Hakkımızın yenildiğinden de bahset. Adana Demir maçında hakkımız yenildi. 2 puan gitti. Konya maçında hakkımız yenildi. 3 puan gitti. Giresun maçında cevap Pedro haksız kırmızı yedi. 3 puan gitti hangi pencereden baktığınıza bağlı. Ben şunu söyleyeyim size. Fenerbahçe şampiyon olsaydı bir ile bile çıkıp helal olsun lan, adamlar oynadı hak etti diyecekler miydi? Demeyeceklerdi. Ne diyeceklerdi? Bu lig şikeli. Bu ligi temiz diyen şerefsizdir diyeceklerdi. Şimdi Galatasaray şampiyon oldu. Kaç Fenerbahçeli o adamlar oynadı hak etti diyecek? Kaç Beşiktaş'ta diyecek? Ya da Beşiktaş şey Gaziantep, Hatay maçları çıkılsaydı, sayılmasaydı. Ya da o ana kadar oynanmış ikişer maçı sayılsaydı. Kaç Beşiktaşlı e, mutluluktan havalara uçacaktı? Vesaire vesaire. Bak bizim mesela Bünyamin Gezer de açıkladı. Mesela bizim Giresun maçında yediğimiz gol offside. Kural olarak. Peki ben başka bir şey söylüyorum. Biz Giresun maçını kazanmak için mi oynadık? Sanki talimat gelmiş olan siz bu maçı yenilin. Ya da berabere kalın. Dercesine. Yemin ediyorum ben, bak, bak benim sezon başından beri tezim şu. Biz kesin diyorum ya iddia anlaştık ya federasyonla anlaştık. Bize dediler ki sizi kesin şampiyon yapacağız. Galatasaray'a kaybedin. Beşiktaş'a kaybedin. Herkes desin ki ulan evinde derbi kazanamıyor. Bunlar mı şampiyon olacak? Son düzlükte biz size yükleniriz şampiyon olursunuz dediler. Yemin ediyorum ben kesin böyle bir şey vardır dedim. Yoksa bu kadar salaklık olmaz. İstanbul spor maçı 2-0 öndesin. İmkanı yok o maçın dönmesinin imkanı yok. Biz şöyle yaptı bak futbolcular şöyle yaptı. Yesus şöyle yaptı. Durun bu maçı vermemiz lazım. Ya çok enteresan ya. Yemin ediyorum çok enteresan. E Giresun maçı. Kazanmamak için. Mesela Emre Mor'u bir insanın oyunu almaması futboldan zerre anlamaması anlamına gelir. Ama bilmiyorum ne dersiniz. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe'de dönen dolapları size tek tek açıkladım aslında. Tek tek açıkladım. Yani Ali Koç hain mi? Kararını size bırakıyorum. Peki hocam biz bundan sonra nasıl düzeliriz? Ben size söyleyeyim mi? Dün ben bir cümle kurdum. Lafı anlamadılar. Bir kez daha söylüyorum. Hakan Biler, Kutlu Alp, Adettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar, ne bileyim Ferit Şahin. Sizin sandığınız kadar Fenerbahçeli değiller herhalde. Eğer sizin sandığınız kadar Fenerbahçeli olsalardı çoktan başkanlık adaylıklarını ilan etmişlerdi. Ve ben size şunu söyleyeyim. Eğer köklü, öyle güçlü bir aday başkanlığını ilan etsin. Emin olun federasyon Galatasaray yönetimi der ki ulan Fener'i bu sene şampiyon yapak da Ali Koç'u göndermesin bunlar. Çünkü Ali Koç giderse bunlar düzelir diyecekler. 5 senedir takımın ivmesi hep aşağı gitti. Elde tutulur hiçbir veri yok. Ya Atilla Selahi 18'e yine teklif mi geldi? Sat. Erdi'ye 30 mu geldi? Sat. Arda'ya 30 mu geldi? Sat. Hadi çocuklar gitsin kendini kurtarsın. Siz de... Ha ilgili de bir şey söyleyeyim. Osterwold'de Fenerbahçe scouting ekibinin onaylı, garantili, imzalı transferidir. Jesus da onay verdi. Alın getirin o zaman dedi. Ama beğenmedi. Çok mu zordu bekletmek? Çok mu zordu sezon sonuna gitmek? Bir de şunu çok merak ediyorum. Bir takımın bu kadar sakatı olur mu? Bir takımın bu kadar sakatı varsa birçok ihtimal vardır. Bir, Takımlar o takıma karşı sert oynuyordur. Hakemler müsamaha gösteriyordur. Avrupa'da da sakatlanan bir sürü futbolcumuz var. İki. O takım çok yoğun antrenman yapıyordur. Çok yoğun antrenman yapan takım son haftalarda düşüşte olmaz. 3. O takım yeterli antrenman yapmıyordu. Kararını size bırak. Ya da sağlık ekibi dandiktir. Kararını size bırakıyorum. Fenerbahçe'de dönen dolaplar bunlar. Takip ederseniz bu kardeşinizin yorumlarını merak ederseniz, dinlerseniz ailemize katılabilirsiniz. 29.800, 29.900 olur. 30.000 olur. Yok hocam seninle Fenerbahçe düşman olmuşsunuz derseniz 5 senedir şurama geldi. Elde tutulur hiçbir başarı yok. Hani hiçbir başarı olmadan desteklemek şey gibi bu titan zincirine üye olmak gibi. Çiftlik banka para yatırıp ama birinde artık verecekler demek gibi. Telefon dolandırıcılığına para verip nasıl olsa iPhone bilmem 14 mü ne getirecekler diye inanmak gibi bir şey. Olyanlacılığı bırak. Hocam Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ne zaman olur biliyor musunuz? Bazı şeyler uyumsuz. Mesela Ali Koç'tan bir şey uyumsuz. Bazı idareciler uyumsuz. O idareciler gider, Ali Koç devam eder. Ali Koç'un istediği türden idare, idareciler gelir. Belki her şey güllük gülistanlık olur. Ama Ali Koç'un uyumsuz oldukları devam ederse Ali Koç'un değişmesi şart. Yüzde yüz olarak. Yoksa bize koklatmazlar. Şunu da söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin yani bu düz yani bu çukurdan kurtulması için çok büyük bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela nasıl diyeyim size? Fenerbahçe önümüzde hem şampiyon olacak hem Türkiye Kupası olacak hem de Avrupa'da yarı final oynayacak. Anca öyle kurtulur. Yoksa bu üstümüze yapışan loser ve kaybedicilik etiketi kolay kolay gitmez. 30-31 dakikadır beni dinlediniz. Tahammül ettiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşlerinizi özgürce istediğiniz gibi dilediğiniz gibi yoruma yazabilirsiniz lütfen kimseye iftira atmadan, yalan söylemeden. Yani sen de böyle demiştin. Sen de böyle. Benim bir milyon tane cümlemin içerisinde bir cümleyi seçip bize böyle demiştin demekten vazgeçin artık. İftiradan vazgeçin. Ben burada kulübüme destek olmak için aylık gittim Feneriyum'dan alışverişim yaptım. Sizleri ta yani tahrik ettim sizleri ya kulübü destekleyin takımı destekleyin. Taraftar bir oldu. Ahmet Ercanlar konuşuyor öbürü konuşuyor. Taraftar bir olsun. Bütünleşelim bir olalım. Olalım da nasıl? Siz varken olamıyoruz. 12 numara. Dedim ya 12 numara. Ya kardeşim bir Telegram'a, bir whatsapp ağ yapın. 30 bin. Mesela sosyal medyada Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. 30 binden fazla ya da 25 binden fazla takipçisi olan herkese alın. Bir sosyal medya ağı oluşturalım. Eğriyse eğri, doğruysa doğru. Hep birlikte konuşalım. Diyelim ki yönetim istifa. Trabzonspor maçında çok merak ediyorum tribünleri. Çok çok merak ediyorum. Ya da başka bir şey merak ediyorum. 3 Temmuz volüm 2'ye gücümüz yeter mi? Mesela 3 Temmuz volüm 2 olsa bu sene hakemlerin konuşmaları araştırılsa, banka hesapları araştırılsa ben eminim şampiyonluk el değiştirir. İkincilikte de değiştirir. Üçüncülükte, de, beşincilikte, de, onunculukta. Çünkü hakemler talimatla maç yönettikleri çok belli. Adam maçın içine ediyor. Diyorlar ki buradan alalım ikinci lige verelim. Sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek denilen hakem iki hafta sonra maç yönetiyor. Valla çok enteresan. Yeminle çok enteresan. Bu kafayla biz zor şey yaparız. Peki hocam Fenerbahçe'nin satılmasını ister misin? Kesinlikle isterim. İsrailli de olur, Yahudi de olur, putperest de olur, Allahsız kitapsız da olur. Abramovich de olur, Rus da olur, hiç fark etmez. Katil de olur. Birine satılsın da hepimiz kurt. En azından içimizdeki aşk biraz azalsın. Yoksa biz başka türlü bu takımı zaten bırakmayız. Ben bir de şunu söyleyeyim. Bir üyeyseniz Hani Fenerbahçe'ye kurşun sıkanlar sizsiniz. Neyin üyesiniz abi? Neyin üyesiniz? <laughs> Neyin tiyatrosunu izliyorsunuz? Attığın gol offside verilsin diye bir açıdan veriliyor. Maç bitiyor öbür açısı ortaya çıkıyor. Yediğin gol offside deniliyor. Maç bitiyor öbür o açı ortaya çıkıyor ki ne offside ne bir şey. Hiçbir şey yok. Ya da offside var ama o açı verilmemiş. Umarım demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Fazla da sıkmayın. Görüşmek üzere.